Merhaba dostlarım. Bugün FIFA 21'de sizlerle beraber Southampton Rebuild yapacağız. Çünkü görüyorum ki Southampton'ın bize ihtiyacı var ve onlara bir Şampiyonlar Ligi kazandırmamız lazım. Rebuild'e geçmeden önce arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Şimdi Rebuild'e geçelim. Evet dostlarım, geldik şimdi takım bilgilerine. 33 milyon transfer bütçemiz, 455 milyon da kulüp değerimiz varmış. En çok önem verdikleri şey altyapı. En düşük önem verdikleri şey de yurt içinde ve yurt dışında başarıymış. Ama biz onları başarıdan başarıya koşturmak için uğraşacağız. 1885'te kurulmuş. Saint Mary Stadyumunda oynuyorlarmış. Şimdi girelim bakalım. Kadro bu şekilde. Kadroyu göstermek istedim. Şöyle ben bundan sonraki revütlerde şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Gittiğimiz takımın ilk kadrosunda bir tane o takımın as oyuncusu, yani o takımın efsanesi olacak bir kişi ve bir tane de genç yeteneğini tutmayı ve geliştirmeyi planladım. Ve Şampiyonlar Ligi finaline eğer çıkabilirsek o takımda, o iki oyuncu ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar veya hangi overlarda olurlarsa olsunlar, olmadılarsa eğer takım kadrosunda olacaklar. Bu takımda da şöyle World Prowse'yi efsane olarak seçtim. Takımın efsanesi ve genç yetenek olarak da Salisu'yu seçtim. O yüzden şöyle Salisu'yu şöyle bir ekleyelim kadroya. Bu kadroda bir tane kaleci kesinlikle gerekiyor. Kalecilere bakacağız. Şöyle şu Romeo'yu satacağım burada çünkü MDO oynuyormuş kendisi. MDO'da oynayamıyor. Walcott falan satacağım. Yani yaşlı oyuncuları satmayı planlıyorum. Ings kalabilir, daha 27 yaşında, 82, gayet iyi bir overall'a sahip bir forvet. Bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Yani 4-4-2 oynayacağım. Geldik takımın altyapısını da göstermek istedim. Böyle şundan bir şey olmayacağı belli. Serbest bırakalım. Şöyle şunu da serbest bırakalım. Şunu da serbest bırakalım. Bunlar da potansiyellerin yüksek olma ihtimali olan oyuncular. Bunlar kalabilirler şu anlık. Bunlar gelişim gösterirlerse eğer ilerleyen dönemde takımda yer bulacaklardır. Bunlara gelişim planı vereceğim ben birazdan. Evet dostlarım, şunu da göstermek istedim. FA Cup'ta son 16'ya kalmamızı istiyorlar. Premier Lig'de de lig orta sıralarda bitirsek yetermiş. 30 milyon da bütçe vermişler. Evet dostlarım, transfer döneminin sonuna geldik. Birinci sezon transfer dönemini bitirdik. Bildiğiniz gibi en başta Nick Pope'a 30 milyon verdik ve aldık. Kaleci eksiğimiz olduğunu düşündüğüm için 82 ile oynuyor. Gayet yeterli olacaktır en azından 3-4 sezon. Onun haricinde Lemine'yi çağırıp sattık 8 milyona. Long'u sattık santraforlarımızdan. Redmond'u sattık. Kullanmayacağımızı düşündüğüm için, çünkü o tarafta bir 22 yaşında genç bir yeteneğimiz var o sol orta sahada. O yüzden Aubameyang'i kiraladık 2 yıllığına Başakşehir'e. Bernard'ı 11 milyona Tottenham'a sattık. Smallbone'u Montpellier'e kiraladık 2 yıllığına. Sol beke Bernard'ı sattığımız için Kaká geldi. Ve forvete bir genç yetenek almak istediğim için Abel Ruiz geldi. Şöyle kadroyu da göstereyim. Kadro bu sene bu şekilde olacak. Diallo'yu merkez orta saha olması için çalıştırıyorum. Stoperlere ekleme yapabilirdik, paramız vardı ama ben istemedim. Yani bu ikisi de gayet yeterli ve potansiyelli oyuncular. Önlerine bir adam gelsin, bunlar oynayamasın istemedim. O yüzden ikisini koydum. Bu ikisi oynayacak. Umarım Vestergaard'ı almaz inşallah Salisu'nun yerine. Bunlar gelişsin istiyorum. Onun haricinde sol kanadımızda yine genç bir yeteneğimiz var. Diallo aynı şekilde genç yetenek. Kaká kayıp genç yetenek, onların gelişeceğini düşünüyorum. Abel Ruiz yine genç yetenek. Şöyle yedeklerimizde de Valeri var. Genç yetenek diyebileceğim. Onun haricinde pek de bir isim yok. Böyle bir kadromuz oldu. Şimdi sezon sonuna geçelim. Evet, sezon sonuna geldik ve 9. olmuşuz. Arsenal'ı geçmişiz bu arada. Başka böyle kötü bir giden takım olmuş mu? Yok. Biz Arsenal'ı geçip 9. olmuşuz. 54 atıp 48 yiyip 6 avarajımız var. 57 puan toplamışız. Şöyle bakalım. Everton bir üstümüzde. Chelsea, Leicester. Şampiyon da Liverpool olmuş 90 puanla. Biz ilk sezondan iyi bir şey başardık diye düşünüyorum. 9'unculuk zaten beklentilerde buralarda olmaktı.
FA Cup'a bakalım. FA Cup'ta Everton şampiyon olmuş. Biz nerede elenmişiz? Ona bakıyoruz. Dördüncü turda Brighton'a 2-1 kaybetmişiz. Kötü olmuş bizim açımızdan. Carabao Cup'a bakıyorum şimdi. Carabao Cup Arsenal'ın olmuş. Arsenal illa bir kupa kazanıyor. Ya FA ya Carabao. Her sene ligde iyi gitmese de. Şöyle bize bakalım. Biz çeyrek finalde United'a kaybetmişiz. Penaltıda 4-3. UEFA Süper Kupası'nı Bayern Münih almış. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi City'nin olmuş. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde de Almanya finali olmuş ve Leipzig penaltılarla 4-3 kazanmış kupayı. Değişik bir sezon olmuş. Leipzig'in ilk sezondan kazanması şaşırtıcı. Şöyle şeylere de bakalım. İstatistiklere de en iyi oyuncumuz James Ward-Prowse'muş. 15 gol, 11 asistle 26 gole katkıda bulunmuş. Danny Ings'de 19 gol, 5 asistle 24 gole katkıda bulunmuş. İkinci olmuş. Onun haricinde Che Adams oynamış forvette. Abel Ruiz yerine Abel Ruiz 22 maç çıkıp 2 gol atmış, aşağıda göreceksiniz. Onun haricinde Armstrong iyiymiş. 5 gol, 9 asistle 14 gole katkı. Walcott çok iyi değilmiş. Eksi 1 düşmüş zaten. Genç yeteneğimiz Dijenepo artı 4 gelişmiş. O da bayağı gelişmiş. Abel Ruiz'e bakalım. Artı 1 gelişmiş. O çok gelişememiş. Kötü olmuş onun için. Premier Lig gol kralı Salah olmuş. Bizden Danny Ings 6. sırada 16 golle. Şöyle asist krallığında Ward-Prowse asist krallığını Sterling ile paylaşıyor. Ward-Prowse cidden çok ekstra bir sezon geçirmiş. Gol yenmeyen maçta da Alisson Liverpool'un kalesinde 16 gol yenmeyen maç geçirmiş. Pope da 6. olmuş. 9 gol yenmeyen maçta. Hatta 5. diyebiliriz Schmeichel'la beraber. Diğer sezona geçelim dostlarım. Evet dostlarım, ikinci sezona geldik. Şöyle hedefleri, iyi beklentileri göstereyim. FA Kupası'nda yine son 16 hedefimiz. UEFA Avrupa Ligi'ne de katılma hakkı kazanmakta. Premier Lig'de hedefimiz 47,8 milyonda bir bütçe verilmiş. Şimdi transferleri yapmaya geçelim ama öncesinde şöyle kadroyu göstermek istiyorum. Abel Ruiz artı bir daha gelişmiş. Şu an kadroda gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle bir baktığım zaman kalecimiz, stoper hattımız, kanatlarımız iyi. Belki sağ kanada 80'lik falan biri gelebilir. Yani Ruiz oynasın istiyorum çünkü. Buraya Adams da var ama Adams'ı satabilir miyiz ya? 24 yaşında o da. Şöyle koyalım. Mabel Ruiz yedek beklesin. Belki Danny Ings satılır. 28'e geldi o da. Çok yaşlanmadı ama. Bilmiyorum yani. Bir transferlere geçelim. Ne yapacağımı ben de pek bilmiyorum. Evet dostlarım. İkinci sezon transfer dönemi geçti. Transferleri çok göstermedim. Çünkü çok önemli transferler yapmadık. Hani böyle transfer aşamasını. Şimdi transferleri göstereceğim. Genç oyuncularımızı kiraladık. Ferri, Slattery olsun. Forster'ı sattık. Ondan sonra Hödü sattık. Daha iyi stoperlerimiz vardı çünkü. Lundulu'yu kiraladık. Adams'ı sattık. Danny Ings'i satmayı düşünüyordum ama Adams'a da iyi bir teklif gelince onu da değerlendirdim. Adams'ı Borussia Dortmund'a sattık. Ömer Beyaz'ı şeyden aldık. Boştaydı yani. Boştayken aldık. Fenerbahçe sözleşme yenilememiş. Ondan sonra Karagümrük'e kiraladık, konuda 61 overall'ı var. Şöyle göstereyim. Onun haricinde Troy Parrott aldık. Adams'tan boşalan yere Troy Parrott aldık. Ve Connor'ı da kiraladık. Şöyle kadroyu da göstereyim. Kadro bu şekilde olacak bu sene. Danny Ings'i satacağız dedik ama onun yerine işte şeyi sattık. Gördüğünüz zaten. Kanat almadık. Bu şekilde olacak. Zaten Diallo'ya, Dijenepo'ya, Kakaka'ya güveniyorum. Onlar da artar. Aynı zamanda Abel Ruiz de 80 seviyelerine gelir. Zaten ondan sonra takımın kalitesi gayet yüksek de olur. Sezon sonuna geçelim. İkinci sezon şöyle ve 6.yız. Evet, Avrupa Ligi'ne falan gideceğiz herhalde. Şu an gözükmüyor ama gitmemiz lazım 6. olup. 66 puan toplayıp 6. olmuşuz. 65 atıp 49 yemişiz. Fazla yemişiz. 16 avarajımız var. 19 galibiyet, 10 mağlubiyet. Bu sene iyiymiş. Yani bu iki geçiş senesinde 8'lik ve 6'lık gayet iyi oldu. Şöyle şeyi gördüm. Chelsea'yi gördüm, 13. Leicester'da geçen sene 5. ya da 4. olmuştu. Nasıl 12. diye düştü acaba? Şu Chelsea bayağı kötüymüş bu sene. Onun genç oyuncuları var. Nasıl bu kadar düştü? Onların gelişmesiyle daha iyi olması lazım Chelsea'nin. Neyse. Biz 6. olduk. FA Cup'ı Arsenal kazanmış. Arsenal zaten kupa almazsa o seneyi
kapatamıyor biliyorsunuz. İlla kupa alması lazım. Biz nerede elenmişiz? Hull City'ye bak. Yarı finale kadar gelmiş. Evet. Biz dördüncü turda City ile karşılaşıp 3-1 kaybetmişiz ve elenmişiz. Karabağ Cup'a bakalım. Karabağ Cup Tottenham'ın olmuş Liverpool'a karşı. Biz de yarı finalde Tottenham'a kaybetmişiz ve şampiyona kaybetmiş olmuşuz. Bu iyi bir şey. UEFA Süper Kupası'nı Leipzig almış. Hem de 4-1 City'ye karşı. Çok değişik. Şampiyonlar Ligi Tottenham'ın olmuş. Tottenham bayağı iyiymiş bu sene. Avrupa Ligi'de Lazio'nun olmuş Arsenal'a karşı. Arsenal bir kupa daha alıyormuş. Şu lige tekrar baktım. United şampiyon olmuş da Tottenham için baktım aslında. Tottenham o kadar Şampiyonlar Ligi falan almasına rağmen ligde 5. olmuş. Yani ilk 3'e girer diye düşünmüştüm. Bayağı da kötüymüş yani 5. olmuş. Şöyle istatistiklere bakmak istedim. En iyi oyuncumuz Danny Ings'miş. 38 gole katkıyla 31 gol 7 asistle bayağı iyi oynamış ve artı 3 gelişmiş 85 olmuş. Abel Ruiz artı 3 gelişip 74 olmuş. 16 gol 4 asist 20 gole katkıda o. Ward Prowse da 12 gol 12 asistle yine kalitesini konuşturmuş. El Yunis oynamış sol kanatta. Niye şey oynamadı mı? Gennaro niye oynamadı? 28 maça çıktı. 81. Bunun oynaması gerekiyordu sol orta sahada. Oynamamış. Nedense El Yunis oynamış. 11 gol 7 asist katkı vermiş. O da iyi bir katkı vermiş. Ve Diallo'ya bakalım. O da artı 2 gelişmiş. Walker Peters 81 olmuş. Kaka artı 4 ile 79 olmuş. Troy Parrott da artı 2 gelişmiş. 2 gol 2 asist yapmış. Şöyle Premier Lig gol kralı da Sterling olmuş. Danny Ings de hemen arkasında ikinci 22 golle bayağı yaklaşmış gol krallığına ama. Asist krallığı De Bruyne 13 asistle. De Bruyne değilmiş asist krallığı. Ward Prowse de 3. olmuş 9 asistle. Aubameyang ve Salah'la 3. paylaşıyor. Gol yenmeyen maçta Ederson 19 gol yenmeyen maçta bayağı iyi bir performans sergilemiş ama bu City'yi şampiyon olması için yetmemiş. De Gea da o hemen arkasında geliyor. Bizim kalecimiz Pope 8 gol yenmeyen maç 37 maçta kötü bir sezon geçirmiş diye düşünüyorum. Evet dostlarım 3. sezona geldik. Şunu göstermek istiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde final istiyorlar ve FA Cup'ta çeyrek final istiyorlar. Yönetim beklentileri bu şekilde. 73 milyon da bir transfer bütçesi vermişler. Bu bütçe gayet iyi bir bütçe. Hakan'a da sağ orta sahaya daha doğrusu bir isim almak istiyorum. Walker Peters'ı satacağım. Yan Valeri'yi sağ beke koymayı planlıyorum. Sonraki yerine sağ orta sahaya biri. Kaleye de bir tane çok çok büyük bir isim gelsin ki artık şampiyonluk adayı olabilirim. Çünkü artık öyle bir kadroya sahibiz diye düşünüyorum. Yani herkes 80 olduğuna göre Premier Lig'de bir şampiyonluk adayı olabiliriz. Ama kalecinin ve sağ kanadımızın, sağ orta sahamızın değişmesi lazım. Evet dostlarım, 3. sezon transfer dönemi de bitti. Kalecimiz Nick Pope'u sattık. Yerine Jan Oblak'ı aldık. Çok iyi bir kalite artışına gittik. Upgrade ettik kale pozisyonunu. Sağ orta sahada Armstrong oynuyordu biliyorsunuz. Onun yerine onu yedeğe çektik. Ikone'yi aldık. Jonathan Ikone. Orada da bir upgrade yaptık. Sağ bekimiz Walker Peters'ı sattık. Çünkü 25 yaşına gelmişti. Daha gelişmesi olağan gözükmüyordu. Onun yerine daha gelişebilir Jan Valeri'yi koyduk. El Yunus'u sattık. Obafemi'yi kiraladık. Horgan diye bir isim bulduk. İrlandalı 72 gücünde. Sağ bek yedeği olacak. Bonservis şekilde. Ve Smallbone'u tekrar kiraladık. Kadro bu şekilde olacak bu sene. Bu sene artık şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Çünkü stoperler ve kalecimiz gayet kaliteli. Nedense Vestergaard oynatıyor galiba stoperde. Sayısı 80 olmasına rağmen. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Ama umarım Salisu oynar. Şöyle Avrupa Ligi gruplarını da göstereyim. Porto, Trabzon ve Malmö'nün olduğu bir gruba düştük. Buradan çıkabileceğimize inanıyorum. Yani birinci olmasa bile ikinci çıkarız. Porto ile belki işte birinciliği kapışırız gibi geliyor. O zaman şimdi ocağa geçelim. Dostlarım Ocak ayına geldik. 6'da 6 yaparak gruptan çıkmışız. Trabzon 3. Malmö 4. olmuş. Porto 8 puan almış. Trabzon'la aynı puandaymış ama ikili avarajda önünde olduğu için normal avarajda gerisinde olsa da ikili avarajda önünde olduğu için gruptan Porto çıkmış. Evet dostlarım maça geldik. Şimdi şöyle onların takımda tanıdığım Mbemba var. Kaleci Omlin iyi bir kaleci.
Bir de forvetlerinde Ingvarsson var. Bunları tanıyorum. Bizim takım gördüğünüz gibi bu şekilde sahaya çıkacağız. Umarım iyi bir sonuç alırız. Dediğim gibi sağ bekte Jan Valeri ön çapraz bağlarını kopardığı için 4 ay civarı bir yok. O yüzden Horgan oynayacak onun yerine. Şimdi simüle edelim bakalım ne oluyor. Hadi. Yes. Yendik. Cenepo, Danny Ings atmış. Ve Cenepo atmış. 3-2 kazanmışız. Onların golü de Fredrik'ten ve Oyongo'dan gelmiş. Maça geldik. Rövanş maçına. Kadromuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Horgan ve Ikone yorgun. Danny Ings de yorgun. Ama bu maçı çıkarabilir gibi duruyorlar. Kadromuz bu şekilde dediğim gibi gösteriyorum. Jan Valeri sakat. Şimdi simüle edelim. Yes, geçtik. Burada da 2-0 kazandık. Gollerimizi Ward Prowse ve Abel Ruiz attı. Altı rakibimiz Real Sociedad oldu. Kaptanları Emre Can'mış. Sol kanatlarda Matheus Target var herhalde. Stoperler Savic ve Kehrer. Ama en tehlikeli tabii ki onlar değil. Oyarzabal. Oyarzabal biliyorsunuz ki bu Rebuild'lerin yani simülasyonların canavarı. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Simüle edelim. 2-1 kazandık. Rövanş maçına geldik. Diallo koymuşlar stoperlerine. O bir değişiklik var. Savic Diallo. İlerlemendi ile Savitzer gelmiş orta sahaya. Emrecan yok. Oyarzabal yine dikkat etmemiz gereken kişi. Simüle edelim bakalım. 1-0. Biz 2-1. Biz geçtik. Evet. Deplasman golleriyle geçtik. Şimdi çeyrek finale gidelim. Çeyrek final maçına geldik. Atalanta rakibimiz oldu. Şöyle bir kadrolarına bakıyorum. Çok bir tanıdık oyuncu var mı diye. Yok. İliç var bir. Bizim takımımızda gördüğünüz gibi Valeri hala iyileşmediğinden Horgan oynuyor orada. Bu şekilde çıkacağız. Şimdi simüle edelim. 4-2. Çok net bir skorla geçtik herhalde burada artık turu. Şöyle göstereyim. Onlar da İliç golü atmış. Bizde Ward Prowse, Abel Ruiz atmış. Sonra Salisu atmış. Onlar da Lloris Barrett atmış. Ve Abel Ruiz ikinci gol atıp 4-2'lik skoru tayin etmiş. Şimdi rövanş maçına geçelim. Evet dostlarım. Şimdi geldik rövanş maçına. Abel Ruiz, Ings ve Ikone bayağı yorgunlar. Ama bu şekilde çıkmak zorundayız maça. Şimdi simüle edelim. 3-0. Danny Ings, Ward Prowse ve Ward Prowse golleriyle geçiyoruz. Salisu kırmızı kart görmüş ama bu onlar adına bir şey ifade etmiyor. %31 topa sahip olmuşlar. Biz hükmetmişiz. Hiç şutları yok. Ve yarı finaldeyiz. Şimdi yarı final maçına geçelim. Kadrolar bu şekilde. Bizde Ward Prowse, Ings ve Abel Ruiz ve Horgan çok yorgun. Çünkü Horgan yani zaten yorgun olmasın ne yapsın. Umarım bu maçı geçeriz. Şimdi simüle ediyorum. Hadi, hadi. Yes, kendi evimizde Ward Prowse'un golüyle ilk maçı geçtik. Şimdi rövanşa gidelim. Rövanş maçına geldik. Simüle edelim. Lütfen geçelim. Lütfen geçelim. 3-2. Avrupa Ligi kralına sen orada bir dur dedik. Şöyle bizim sol bekimiz Kakaka'ya atmış golü. İkinci golü de o atmış. Acuna'dan gol yemişiz. İdris'i 2-2 yapmış durumu ama Horgan sağ bekimiz bugün beklerden gitmişiz. 3-2 ile bizi tur atlatan isim olmuş. Şimdi finale geçelim. Final maçına geldik ve final maçında rakibimiz Bayer Leverkusen. Patrick Schick oynuyor. Nadia Amiri oynuyor orta sahalarında. Nathan Ake var ve kalecilerinde Hradecky var. İyi bir kaleci. Umarım geçip kupayı kaldırabilir. Simüle edelim bakalım ne olacak. 3-2. Buraya kadar gelip kaybetmek çok kötü oldu. Danny Ings 10. dakikada kırmızı kart görmüş. Onun eksikliğini hissetmişiz. Jonathan Ikone atmış, Vergors atmış, Nadia Mamiri atmış, Kakaka atmış, 2-2'ye getirmiş, Vergors bir daha, pardon, Vergors kaçırmış, penaltı kaçırmış, sonra kim atmış, Vergors 102'de atmış.
Biz uzatmalarda gol atamamışız ve kupayı kaçırdık. Lig sonuna da geldik. Onu da şimdi size göstereceğim. Arsenal bu sene kötüymüş. Geçen sene dördüncü olmuştu. Bu sene niye bu kadar düştü? Hiçbir fikrim yok. Şöyle çıkalım. Chelsea de iyileşmiş ve biz dördüncü olmuşuz. Şampiyon da Liverpool'muş. 64 gol, 30 gol yemişiz. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Liverpool ve Tottenham'dan sonra. İşte bu da kalecinin başarısı. 34 averajımız var. Yani daha fazla gol atsaydık büyük ihtimal yani ikincilik, birincilik bile gelebilirdi. Yani şöyle şurada 85-90 gol barajını görseydik birincilik gelebilirdi. O yüzden gol atmaya yönelik isimler ve almamız lazım ve taktiğimizi değiştirmemiz lazım demek ki. 78 puanla 4. olmuşuz. Seneye Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. FA Cup'a bakalım. FA Cup'ta City şampiyon olmuş. Biz nerede yenmişiz? Biz yarı finalde Aston Villa'ya yenmişiz. Carabao Cup'ı Liverpool'a karşı 2-0 almışız ve bu sene bir kupa götürdük artık müzemize. UEFA Süper Kupa Lazio'nun olmuş Tottenham'a karşı. Şampiyonlar Ligi'ni bu sene Juventus almış Dortmund'a karşı. Avrupa Ligi'nde ise biliyorsunuz biz Leverkusen'e 3-2 kaybettik ve Leverkusen şampiyon oldu. Asistlerde de 35 gol 9 asistle Danny Ings cidden çok çok büyük şeyler yapmış. Yani 44 gole katkı atmış maçta bayağı iyi. Abel Ruiz de artı 4 geçmiş 78'e çıkmış. 22 gol 2 asist. Dzeko 19 gol 10 asist. 29 gole katkı. Bayağı bir katkı vermiş. Ward Prowse de 28-32 gole katkı yapmış. Artı 3 gelişmiş. Armstrong oynamış 35 maç. Neden 35 maç oynamış bilmiyorum. 6 gol 6 asist. Ikone'de 5 gol 11 asist yapmış. Burada arkadaşlar Salisu ben bilmiyorum ama nedense yani bu kadar çok oynamasına rağmen falan transfer listesine koydurmuş kendini. Ve sözleşme de yenilemiyor. Seneye de yani bu senenin sonunda değil bir seneki sonra sözleşmesi bitiyor. Sözleşmeyi yenileyemiyoruz. Bu rebuild'in başında demiştim ki Salisu bizim genç yeteneğimiz olacak ve onu satmayacağız. Şampiyonlar Ligi finalinde kadromuzda olacak. Umarım sözleşmeyi yenileyebiliriz. Hala satmayı düşünmüyorum. Bir senesi var. Bu bir sene daha oynatıp sözleşmeyi yenilemeyi düşünüyorum. Umarım yeniler bizimle. Onu da söylemiş olayım. Ve gol kralı Sadio Mane olmuş 29 golle. Danny Ings de 22 golle 3. olmuş. Geçen sene de galiba 22 gol atıp 2. olmuştu. Asist krallarında Alan ve Dolberg var. Onlar asistle bizden. Ward Prowse 7 asistle 10. Gol yenmeyen maçta ise 20 maçta Loris bayağı iyi bir sezon geçirmiş. Arkasından Alisson ve onun arkasından da Oblak geliyor. City'nin kalecisi geçen sene 19 gol yenmeyen maç çıkarmasına rağmen Ederson'un performansı düşmüş. Oblak da 14 gol yenmeyen maç çıkarmış. Seneye daha iyi olur diye ümit ediyorum. Diğer sezona geçelim. Dördüncü sezona geldik. Şöyle transfer bütçemi göstereyim. 102 milyon transfer bütçesi var. Beklenti olarak da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, FA Cup'ta yine yarı final istiyorlar. O yüzden birazcık kadroyu geliştirmemiz lazım yani. Dediğim gibi Salisu'yu satmayacağım ama kendisi imzalamıyor ve gitmek istiyor. Bednarek'in yerine bir kişi alınabilir. Valeri var. Valeri gelişecek mi? Ona güveniyorum hala. Bir sezon daha tutalım. 80'ini bulmazsa bu sezon onun yerine başka bir şey düşünürüz. Bednarek'i satıp daha iyi bir stoper alabilirim. Çünkü Salisu dediğim gibi satmayacağım. Onun performansı da yukarı çekmek için Bednarek gidebilir. Onun haricinde Diallo'yu satacağım. O da gelişmiyor yani. Öyle 82-83 olsaydı satmazdım ama transferleri yapayım ben. Dostlarım, Southampton efsanesini geri döndürmek için teklifimizi vereceğiz şimdi. Evet, stoper alacağımı söylemiştim zaten. O isimde ilk olarak Van Dijk'e gitmek istedim. Virgil Van Dijk nasıl okunuyorsa artık. Şöyle 90 vereceğim. 95 vermeyeyim, 90 vereyim bakalım. 128. Şöyle 95 verelim. 95 verelim bakalım. 128'de sıracılar. Hadi 100 veriyorum. Hadi. Es 100 milyon kabul ettiler. Evet dostlarım, transfer dönemi bitti. 4. sezon transferlerini de yaptık. Şöyle ben de oynayamayacağını düşündüğüm isimleri gönderdim.
Stephens falan stoperlerin çoğu gitti zaten. Van Dijk'i aldım onların yerine. Görüyorsunuz efsaneyi geri getirdik Southampton'a. Alemleri kiraladık. Bednarek de gitti stoperler arasında. İşte kiraladığımız oyuncular oldu. Şöyle bir Regen buldum. İşte Bayer Leverkusen dedi. 77 ile oynuyor. Daha 20 yaşında. Birinin şeyi herhalde Regen'i ama kimin bilmiyorum. Bunu aldım 23 milyona. Şöyle Liverpool'dan genç bir overall düşük birini aldım yedeğe. Yedek orta sahaya Bellingham'ı aldım gördüğünüz gibi 30-30.5'a. Kalecimi sattım. Bir bonservisten bir kalecisi getirdim. Bir yaş altı. Ondan sonra bonservis bir sol bek buldum 66. O artık Kakaki'nin yedeği. Ömer Bey'e kiraladım. Gökdeniz Bayraktar'ı getirdim 74-21 yaşında gayet iyi bir profili var. O da yedek olacak. Onun haricinde kiralamalar yaptık ve bu sezon böyle cep itti transferler. Bayağı bir iş yaptık yani. Şöyle kadroda bu şekilde olacak. Orlun geçmiş bu arada Valeri'yi de Valeri'den bir atak bekliyorum artık. Kadroda bu şekilde Diallo'yu satacağımı söylemiştim ama 80 olunca hadi dedim bir sezon daha şey yapalım ona. Müsamaha gösterelim. 82'ye falan 82-83'e getirirse oynamaya devam eder. Yani artı üçlük bir gelişim daha yapması lazım grubumuzu gösterelim. Juventus var. Ajax ve CSKA Moskova olan bir gruba düştük. Zor bir grup gibi. Yani Ajax'a Juventus'ta çıkabilecek seviyede takımlar. Hep bu seviyede oynayan takımlar. Biz umarım buradan ikinci olarak çıkabiliriz. Yani birinciliği çok düşünmüyorum ama ikinci çıkabiliriz ama belki birinci de çıkabiliriz sonuçta. Kayımızda Oblak, stoperlerimizde Van Dijk var. Şimdi o zaman ocağa geçelim bakalım ne oluyor. Şöyle Şampiyonlar Ligi grubunda göstermek istiyorum. Çıktık. Birinci olarak çıktık. Ajax UEFA'ya gitmiş. CSKA hiç puan alamamış. Biz de Juventus'un bir puan önünde çıkmışız. 15 atıp 9 yemişiz. Şöyle son 16'da da Inter'le eşleşmişiz. Kadrolarında Çağlar Söyüncü var. Skriniar, Felipe, kalelerinde de Kragno var. Simüle edelim. Yes, 2-1. Ings bir de penaltı kaçırmış. Kone ve Ward-Prowse'un attığı gollerle 2-1 deplasmanda geçtik. Rövanş maçına geldik. 2-1 kazanmıştık. Simüle edelim ve geçelim. Hadi. Geçtik. Ward-Prowse bizim efsanemiz taşıyor bizi. Şimdi son çeyrek finale geçelim. Geldik ki çeyrek final maçına. Çeyrek finalde rakibimiz Tottenham Hotspur gördüğünüz gibi. Hadi simüle edelim. Hadi. Yes. Deplasmanda 49'da Ikoner'in gelen golüyle baş maçına geldik. Kadrolarda bir değişiklik var mı bakıyorum. Sol beke Reguilon gelmiş. Onun haricinde bir değişiklik yok. Bizimki de aynı şekilde. Ruiz, Ward-Prowse ve Horgan birazcık yorgun. Ikone de o şekilde. Ama bu şekilde çıkacağız maça. Umarım geçeriz ve yarı finale gideriz. Hadi simüle edelim. Yes, 2-0 burada kazanıyoruz. Ward-Prowse yine golünü atıyor ve bizi taşıyor. Heykeli dikilmeli diyoruz. Evet, yarı final maçına geldik. United deplasmanındayız. Yine bir İngiliz takımı geldi. Umarım geçeriz. Umarım yeneriz. İkinci maçta da yenersek geçeriz. Hadi simüle edelim. 1-1. Bu bizim iyimiz. İyimize şu anda yani yararımız oldu. Deplasmanda 1-1 gayet iyi bir sonuç. Evet dostlarım, geldik şimdi rövanş maçına. Şimdi simüle edeceğim. Hadi. Hadi. Yes, 2-0 ve finaldeyiz. Abdou Diallo ve Ward-Prowse iki orta sahamızdan gelen iki golle geçiyoruz. %57 topa sahip olmuş. Dördüncü sezon sonuna geldik. Dördüncü sezon olması lazım. Şimdi yukarı çıkacağım. Bakacağım. Kaçırmışız şampiyonluğu. İkinci olmuşuz ve aynı puanla kaçırmışız. Çok kötü. En az gol yiyen takımız, en fazla gol atan takım değiliz. Averajdan kaybetmişiz. Hem ikili averaj galiba hem normal averajda. Arkasındayız City'nin ve aynı puanda olmamıza rağmen şampiyonluğu kaçırmışız. Yani biraz daha fazla gol atmışsaymışız, bir 10 gol daha fazla saymışız herhalde şampiyon olurmuşuz. FA Cup'ta Tottenham şampiyon olmuş. Evet, 3. turda Everton'a 2-1 kaybetmişiz. Karabağ Cup'a bakalım. Karabağ Cup'da Leicester almış. Evet, bunda da 3. turda Brentford'a kaybetmişiz. Penaltılarda 5-4. UEFA Süper Kupası Juventus'un olmuş. Geçen sene biz Bayern'le Avrupa Ligi finali oynamıştık.
Ama Bayern kazanmıştı. Süper Kupayı da geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Juventus kazanmış penaltılarla 5-4. Avrupa Ligi'ni Bayer Leverkusen kazanmış. Yine ikinci defa arka arkaya kazanmışlar. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund bizim rakibimiz olacak final maçında. Onu da göstereyim dedim. Kadro merkezinde istatistiklere bakıyoruz. Danny Ings bayağı kötüymüş, o şaşırttı beni. 55 maçta 18 gol 5 asist, yani 90'lık bir oyuncudan bu performans kötü yani. Bir şöyle 30'u 32 gol falan atsaydı, bir asistini de 7-8 yapsaydı herhalde şampiyon yapardı bizi. Az bir gol atmış ama kaptanımız ve efsanemiz James Ward-Prowse 21 gol 11 asist yaparak ne kadar değerli olduğunu bize göstermiş burada. Çok iyi bir performans cidden, 56 maçta 32 gole katkı. Abel Ruiz 19 gol 2 asist yapmış, onu da şöyle göstereyim. Jonathan 19 gol. Diogo Jansen 23 maçta oynamış. Allah Allah. 68'lik adam oynatmış. 8 gol ve asist yapmış, o da değişik. İbrahim Diallo artı 5 geçti. 84 oldu. O da baya bir gelişti. Şaşırdım onun bu kadar gelişmesine bu sene. 6 gol 12 asist yaptı o da. Baya iyiymiş. Onun haricinde sol bekimiz 4 gol 10 asist. Baya iyiymiş o da. Sol kanadımızdan çok bir katkı alamamışız. 6 gol 4 asist, o da yine iyi. Jonathan Ikon gibi. Bu şekilde Gökdeniz Bayraktar'da 16 maçta oynayıp artı bir gelişmiş. Premier Lig gol krallığına geldik. Martinez 21 golle gol kralı olmuş. Lautaro Martinez. Bizden Danny Ings 9. olmuş 14 golle. Ward Prowse'un da 14 golü var. Onu da 9. diyebiliriz. Asist krallığında Salah Liverpool'un 10 asistle, Ward Prowse da 8 asistle 4. olmuş. Gol yenmeyen maçta da evet, Oblak 16 gol yenmeyen maçta, zaten en az gol yiyen takımlık. Bu bekleniyordu. 16 gol yenmeyen maç çıkarmış. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında ise Ward Prowse ve Abel Ruiz 7'şer golle gol krallığına adaylar. Gayet iyi gol atmışlar. Asiste de bizim sol bekimiz KKK Havucu'yla beraber birinciliği paylaşıyor. Gol yenmeyen maçta da Courtois 8 maçta burada birinci. Bizim Oblak 5 gol yenmeyen maçta 4. olmuş. Burada hatta 3. diyebiliriz. Trap'la aynı seviyede. Kadromuz bu şekilde olacak. Görüyorsunuz. Kadro gayet iyi diye düşünüyorum. Yanda da Dortmund'un kadrosu var. Evet, maç başlıyor. Karşı tribünlerde Dortmund taraftarını görüyorsunuz. Tam karşısında da Southampton taraftarı var. Arena of Schalke'de oynanıyormuş maç. Evet, oyuncular gördünüz. Ward-Prowse, Horgan, Van Dijk, Salisu, Kakake, orta sahalarımız. Evet, bu da geldiğimiz yol. Önce Inter'e, sonra Tottenham'a, sonra United'e geçtik ve finaldeyiz. Zorlu bir yol oldu. Bunlar yakın kameradan. Gennepo, şu sarı saçlı olan. Şu Diallo galiba. Bu Ikone, bu Kakake, bu Salisu, Van Dijk, Horgan, kalecimiz Oblak ve kaptanımız James Ward-Prowse, onu göstermedi. Hemen yanındaydı. Jan Brandt, Haaland, Sancho, orta sahada o var falan. Onların da iyi bir kadrosu var. As kaleci Roman Burki, onların kadrosu da bu şekilde. Evet, Dortmund başlıyor maça. Bugün kupayı atan taraf biz olalım. Ikone'nin önünde mükemmel pas. Ikone girdi, çekti, vurdu. Oh, gol sandım bir an. Penaltı mı verdi? Neyine penaltı verdi burada? Bir de sarı kart. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmamışım. Boş boşuna penaltı. Dışarı vurdu Haaland. Hak işte, hak. Yes, Oblak. Çok korktum gol yiyeceğim diye ama Oblak. Danny Ings bıraktı. Ve mükemmel gol. Ters köşeye yatırdı Abel Ruiz. Mükemmel bir gol Abel Ruiz'den. Kontra atakta çok iyi bir şekilde golü bulduk. Baskıyı yedik yedik. Ama kontra atakta golü bulduk. Taraftarlarımız çılgına döndü.
Evet, burada Dannings aldı. Çok iyi bıraktı. Abel Ruiz de diğer köşeye vurdu. Evet, ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadım. 1-0 öndeyiz. Neler neler kaçıyor Abel Ruiz. Bunu da atsa. Bunu da atsa. Artık çok çok zora girecekti Dortmund'un şampiyon olması. James Ward-Prowse onu kaçırırım ama bunu atarım dedi. Ben kaptanım dedi. Abel Ruiz'den geri kalmam. Onu tek başına gol kralı yapmam dedi ve golü attı. James Ward-Prowse. Heykeli dikilecek onun bu maçtan sonra. Çok iyi vurdu. Evet, sonunda golü attırdı oyun. Bir defa bak. Full toplarına dokunuyorum ama hiçbiri bende kalmıyor. Hepsi onlarda kalıyor bak. Bak dokunuyorum tekrar onda bak. Böyle 30 dakikadır 2-0'ı bulduğumuzdan beri böyle arkadaşlar. Yani oyun ben gol attıracağım diyor ve attırıyor yani. Evet, kazandık. 2-1. Bilgisayarın tüm şeyine karşı, oyunun tüm mekaniklerine karşı kazandık. Evet, seviniyor Ward Prowse. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Southampton. Luka Bakio atmış onların golü. Danny Ings 9 numaramız. Çok emeği var bugünlere gelmesinde bu kulübün. Seviniyor bizim çocuklar. Evet, şimdi kupanın yanına doğru geliyoruz. Oblak. Oblak bizi taşıyan adam. O da geldi. Van Dijk de geldi. Ve Ward Prowse. Efsanemiz. Kaptanımız. Evet. Aldı. Kaldırıyor. Kaldırıyor. Yes. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Southampton oluyor arkadaşlar. Yes. Evet, Ward Prowse koşuyor taraftarlarına. Onların önünde de kaldırıyor kupayı. Efsanemiz, kaptanımız Ward Prowse. Evet, seviniyoruz, dans ediyoruz. Evet, fotoğraf çekiliyoruz şimdi. Dostlarım, Southampton Rebuild'inde sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Bu Rebuild'de Premier Ligi ve FA Cup'ı kazanamamış olabiliriz. Bir kupa kazandık ya Carabao ya FA Cup, tam bilmiyorum. Onları kazanamamış olabiliriz ama bu Rebuild'lerin amacı zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmak takımları. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.